Hatta ben dün dedim ki Özgür abi çekelim abi dedi. Dedi ki ya burası Türkiye. Burada bir günde neler olur dedi. Ya ben de ne olacak abi dedim. İşte. Bir sürü olay oldu ama. Bu çekimi ya yapacağız abi, ya. Yapacağız. Akşam da bomba patlayacağım, onu da söyleyeceğim biraz dur. Ay Özgür Çetin. Gizli bilgiler. Trump'a yapılanlar mı çok doğru değil ha? Twitter, Twitter hepsi engelledi ya onları. Tinder bile engelleyecek şimdi. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku yorumun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta gerçekten gayet kalabalık bir gündem vardı. Bir gündem. Türkiye gündemi zaten çok karışık. Dünya da karıştı şu an. Aynen, dünya da karıştı. Biraz onlar da eklenince üstüne biraz kalabalıklaştı gündem. İlk haberimiz aslında Xiaomi ile ilgili. O da bugün hemen sabah, şey oldu. Yani sabah, sabah çıktı ya. Normalde arkadaşlar bu video cumartesi yayına giriyor ama biz hani cuma günü çekiyoruz. Doğal olarak biliyorsunuz cumartesi pazar zaten sokağa çıkmak yasak vesaire. Ve bu sabah hatta ben dün dedim ki Özgür abi çekelim abi dedi. Dedi ki ya burası Türkiye. Burada bir günde neler olur dedi. Ya ben de ne olacak abi dedim. İşte. Bir sürü olay oldu ama. Vodafone Türkcell olan güçlerini birleştirdi. Bu çekimden sonra da olacak ben sana söyleyeyim bak. Bu çekimi ya yapacağız abi, ya. Yapacağız. Akşam da bomba patlayacağım, onu da söyleyeceğim biraz sonra. Vay Özgür Çetin. Gizli bilgiler. Almasınlar çıkışta seni. Almazlar ya. Şimdi arkadaşlar Xiaomi ile başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz 2019'da Huawei'ye bir yaptırım uygulanmaya başlanmıştı. Huawei'ye en önce karada siteye alındı. Sonra ambargolar Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Ya biliyorlar mı artık onu? Daha sonrasında 2020 yılında zaten topuzun şiddeti kaçtı ve Huawei modellerinden Google servisleri vesaire her şey çıkartıldı. Bunun haricinde bir sürü firmada yaptırım uyguladı yine Huawei'ye. Ve şimdi aynı olay acaba Xiaomi'nin başına mı geliyor? Evet, şimdi aslında bu tam olarak Huawei'ye yapıldığı gibi bir olay değil şu anda ama oraya başlangıcı doğru gidecek. Diyelim. Olayın başlangıcı. Aynen. Abi bu olayın arkasındaki temel sorun şu Osman. Amerika Birleşik Devletleri bu Çinli markaların yükselişini bir şekilde engellemek istiyor. Evet. Şimdi önce Huawei ile başladı. Hatta DJI falan da girdi o listelere biliyorsun, evet, daha önce. DJI drone pazarındaki en önemli isim. Üretici. Sonra şimdi Xiaomi'yi aldılar. Zaten yavaş yavaş diğer markalar da gidecek gibi görünüyor. Onlar da yükselirse. Evet, yani demokrasi beşiği Amerika ama öyle değilmiş. Ya demokrasi beşiği demeyelim. Yani gördük oradaki demokrasi olaylarında. Evet. Meclis kasmalar, kongreye baktılar, bir yapmalar. Evet ya. Şimdi arkadaşlar yani bu çok sürpriz bir olay olmadı aslında benim için. Yaklaşık olarak 2019'un ikinci yarısıydı sanırım. Bana kuzenim geldi dedi ki ufuk. Abi dedi ben yeni telefon alacağım, ne alayım? Dedim ki ufuk başının ağrımasını istemiyorsan iPhone al. Hani güncelleme geldi mi gelmedi mi, bütçesi de yüksekti biraz o zaman. Dedim istediğini alırsın. Hani ama ben sana iPhone öneririm madem yüksek bir bütçen var. Gitmiş sonra Xiaomi almış. Mi 8 mi ne almış o zaman işte. Tamam. Sonra dedim ki bak bugün Huawei'nin başına gelen. Yarın geldim Xiaomi'nin başına gelir. O dediğin zaman kardeşim de vardı Onur. Buradan selamlar kendisine. Dedi ki ya ne alakası var dedi. Huawei'yi yaptılar dedi. Xiaomi ile ne alakası? Xiaomi kendi halinde falan. Bak ne oldu. Şimdi gel dediğin noktaya geldi. Ama söylediğimiz gibi diğer markalar için de şu an hala risk var yani. Bu arkadaşlar bence de demin Özgür abin de dediği gibi Amerika'nın yükselen firmaların önünü kesmek istediği için yaptığı bir şey. Ama bence mesela Samsung'a yapmazlar. Güney Kore kardeş ülke ya Amerika'ya. Ona bir şey olmaz. Ona yapmazlar diye düşünüyorum mesela. Bir de Samsung'un o kadar şeyi yok, agresif. Bir de Samsung'un gücü de var abi. Ekran mekran üretiyor ya. Tabii, yani ben de o zaman ekran vermiyorum. Hadi bakalım. Ama şu anda Çinliler çok bir karşılık vermiyor. Yani bunun önümüzdeki dönemde ama ne olur? Ama Çin'in yaptırımı yok herhalde. Ne karşılık verebilir ki? Ne yani, diyecek? Kendi ürünleri... Ya yaptırmıyorum dese mesela. Hani orada bir biliyorsun üretim gücü şeyi var. Adamlar zaten son Hindistan'a kaydılar. Hayır şöyle bir şey yapabilir ki zaten yapıyor aslında onu. Yani sen benim ürünlerimi, kendi ürünlerini benim ülkemde satmak istiyorsan belli kurallara uyacaksın diye uyuyor. Apple biliyorsun iPhone'da işte Google yok mesela orada sattığı ürünlerde. Aynen öyle. Bazı hizmetler ya çalışmıyor. Ya Dubai'de mesela FaceTime çalışmıyor. Yani o, belli onlara uyuyor kurallara da. Koyuyorlar. Ama Çin'in yaptırımı yok işte. Evet yaptırımı yok. Mesela bu Amerika gibi bir yaptı. Amerika kalktı TSMC'nin Huawei ile olan ilişkisini zedeledi mesela. TSMC dedin Tayvanlı bir şirket, ne alaka dersin? Ama adamın gücü yetiyor oraya. Burada çalışma diyor. Evet, neyse bu konu uzun ya uzar yani. Daha o uzar. Bakalım daha yeni başladı arkadaşlar evet. Bu konu nereye gidecek, nereye gidecek göreceğiz. Hatta Xiaomi Türkiye'ye bir açıklama yaptı. Kanal Komünist Partisi bilmem nesi falan filan değiliz sandı. Ama tabii Amerika için ne kadar bunlar bağlayıcı olur bilmiyoruz. Bir de şimdi orada biliyorsunuz başkanlık değişecek vesaire. Bunun sonucunda
ne gibi yani olaylar oldu. Biden farklı düşünebilirim yani. Trump'tan ona bakacağız. Evet. Ya şimdi... Trump bir de psikopat bir adamdı. Değişim. Adam Apple'a bile diyordu. Sen oradaki fabrikanı kapat, buraya gel. Gelmezsen şöyle hani olur. Bu arada Trump'a yapılanlar da çok doğru değil ha. Twitter hepsi engelledi ya onların. Yani şu anda en hani... son şeyi de engellemişti işte. Alakalı Snapchat alakası. Falan bile engelledi hani, yani. Takip etmediğin yerdeki. Tinder bile engelleyecek. Alakasız yerlerdeki şey. Ha, gelmişken onu da konuşalım. Bak WhatsApp meselesi var Türkiye'deki. Evet. Hala devam ediyor bu sorun arkadaşlar bu arada. Facebook... 8 Şubat son tarihi arkadaşlar. Facebook yine de diyor ama Facebook'un başında çok büyük bir bela var. Bugün yarın az önce söylediğim videonun başında bu sosyal medya yasası yüzünden temsilci ataması gerekiyor. Hala atamadım. Bugün yarın onun süresi doluyor. Belki bu akşam bile dolar ha. Ben söyleyeyim sana. Cuma akşam için söylüyorum. Cumartesi günü belki farklı bir sadece Facebook mu kaldı peki? Facebook ve Twitter var. Twitter de olmadı. Ya ama Twitter şöyle önemli değil. Twitter'a kaç kişi ilan veriyor? Vermese ne olur? Şimdi yeni gelecek yaptırımla önce bir 10 milyon ceza verdiler. Sonra 30 milyon verdiler. Şimdi yeni gelecek olan yaptırımda reklam yasağı başlayacak. Evet, Facebook tarafında reklam yasağı. Ama Facebook'ta biraz... bir de şöyle bir sorun var. Facebook'ta birçok küçük işletme de reklam veriyor. Şu anda dünyada... Instagram'da kapsıyor bu tabii. Yasak bu arada arkadaşlar. Facebook o yüzden ödülüne bakmıyor. Yani Facebook, Instagram falan, WhatsApp çok sıkıntılı bir sürece giriyor şu bakalım, anda. Bakalım sonraki bir ayda da WhatsApp'ı kapsamıyor da. O sosyal medya platformu olarak kabul ediliyor. Ama WhatsApp'a da biliyorsunuz soruşturma açılışı. Zaten WhatsApp olabilir. Ayrı bir olay. Ayrı tamamen bir ayrı bir olay. Şu anda diğer uygulamalara bir göç var. Sanal kavimler göçüyor. Evet, BIP'e gidiyorlar, işte Telegram geçiyorlar. Telegram şu anda çok ağırlıklı. Hatta kanallar, gruplar vesaire oluşturulmuş. Ama BIP de feci gidiyor yani. 10 milyon liraya katılım olmuş ki kamu, de bayağı uçtu. Kamu komple geçiyor artık. Ha bir de BIP demişken ondan da bahsedelim madem. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone güçlerini birleştirdiler arkadaşlar. Bu sabah üçünden de böyle bir bülten geldi. Hakkı sakkısı ya, evet. Ben bülteni bir baktığımda şaşırdım ama işte Vodafone, Turkcell aynı üçünün de aynısını evet. Dedim hayırdır ne olmuş? Baktım arkadaşlar sosyal medya tarafında güçlerini birleştirmişler. Yani BIP ve Yay var. Uygulamalarında. Şimdi Turkcell'in BIP'i var. Türk Telekom'un Yay'ı var. Ama Vodafone bir şey yok ama belki o da yapar yani. Vodafone diyor ki Turkcell ve BIP kullandığınız zaman diyor işte Vodafone pes midir bir şey varmış evet. Galiba onun için de ücretsiz olacak diyor. Turkcell de diyor ki Yay'ı kullanırsanız benim data paketimden yemeyecek diyor. Türk Telekom ve Vodafone da diyor ki işte Turkcell'in BIP'ini kullanırsanız bizim paketlerden yemeyecek diyor. Yani sosyal medya hesapları yani anlık mesajlaşma BIP Yay'da sosyal medya programı yani evet. Twitter gibi biliyorsunuz platformu. Onları kullandığınız zaman operatörlere para vermeyeceksiniz arkadaşlar. Ya, güzel bir güzel olay. Yani. İşbirliği güzel. Tam olsun da WhatsApp'ın böyle patladığı şeydi. Evet. WhatsApp'a bir çiviyle yani. Bunlar çakacak. Aynen. Ya burada arkadaşlar en başından beri biz bunu söylüyoruz aslında. Hani hangi uygulamanın hangi verilerimizi topladığından ziyade WhatsApp'ın kalkıp da Avrupa'daki işte ülkelere ben bunu muaf tutuyorum ama Türkiye'ye dayatmaya devam ediyorum demesi yanlış. Evet. Biz bu yüzden WhatsApp'ı kınadık. Yoksa hani hangi bilgilerimizi alıyor? Şunu zaten önceden de almak istediğini alıyordu. Alıyordu. Evet. Ama böyle alenen beyan ederek gözüne soka soka ben bunları alacağım demesi de. Başka bir şey mi? Hala ısrar ediyor bu arada. Bugün de açıklama yollamışlar. İşte biz bir WhatsApp'tan mesaj göndereceğiz size bilmem ne. Sizin hangi bilgilerinizi arıyordunuz falan filan. Abi bırakın artık bu işleri yani. Ben sakat noktaya Avrupa'ya yok, Türkiye'ye var. Yok öyle. Burada tabii Avrupa'da bir de şu var. Avrupa'da bir yaptırım gücü var hani. Atıyorum Avrupa'da milyarlarca dolar ceza kesiliyor Google olsun işte Facebook olsun adamlar ödüyor. Biz kestiğimiz zaman adam diyor ki ya ben bunu ödemem pazardan da çıkarım. İşte çıkamayacak ben sana söyleyeyim. Diyor. Şu an göreceğiz işte göreceğiz. Bakalım. Bu bir test süreci diyebiliriz. Şimdi Galaxy S21 modelleri tanıtıldı. Biz onları hatta ilk yayını hem canlı yayın yaptık hem de bir tanıtım videosu. Ön incelemesini yani. Yayınladık arkadaşlar. Yukarıdan bir bant verelim onu direkt izlesinler. Evet, oraya gidin. Yani fiyatlar çok uçuk yani. Ha, yani onu eleştirelim ama 16.500 lira yani ayıptır. S21 Ultra diyorsun. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki vergi var. Geçen sene de vardı arkadaşlar. Aynı vergiler vardı. Geçen sene 650 euro olan telefon Samsung Türkiye'de 6.500 liraya sattı. Bu sene 1100 euro olarak duyuruyor. Türkiye'de 16.500 liraya satıyor yani. Biraz 16'sı bırakın. Yani işte. Neyse. Koronavirüs aşı testi süreci başladı. Onunla ilgili de bir video yaptık arkadaşlar. Nasıl randevu alabileceğinize dair bir video hazırladık. Onu da izlerseniz yukarıdan bir kart verelim. Oradan bakabilirsiniz. Ama şu anda sağlık çalışanı değilseniz zaten bir önceliğiniz yok. Bunu da belirtelim. Evet. Orada bir öncelik tablosu yayınlamışlar da bayağı bir tablo yani öyle. Herkes öncelikli yani. Yani bir sitede görmüştüm. Yok kimse öncelikli de yani mesela hani 65 yaş üstü diyorduk ya biz. Onları da mesela bir sürü gruba ayırmışlar 65 yaş üstüne. Ha. Mesela 1A, 1B, 1C, 1D, 1E diye gidiyor onlar da böyle. İşte yok kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar öyle bir sürü grup var. Hani öğretmenler öncelikli gruptaydı mesela onlar bile o
listede bayağı alt sırada kalıyor ki normal vatandaşlar nerede kalıyordur? Bilemiyorum. Artık ama önümüzdeki 1-2 ay içinde süreç hızlanacak gibi geliyor bana yani. Çünkü 300 bin kişiye yapılmış bir günde. 400 bin kişi. 400 bin mi oldu? Tamam, 400 bin kişi bir günde. Ama onlar sağlık çalışanları. Zaten hepsi hastanede olduğu için. Tak, hazır tak, hastanede tak tak gelmiş. Şimdi mesela bizim milletimizde bile şey var yani. Randevu alacaksın ya. Almıyor adam. E tabii. Alıyor gitmiyor. Yani bu tarz sorunlar da olacak. Evet. Şimdi bir diğer haberimiz ise İstanbul Kart HES entegrasyonu. Biz anlatmıştık. Onun videosu var. Yine yukarıdan izlersiniz. 15 Ocak yani bugün son bir gün arkadaşlar. Geçmiş oldu. 15 Ocak'tan itibaren İstanbul Kartınızla HES kodunuzu eşleştirmezseniz ne yazık ki kullanamayacaksınız. Toplu taşımayı. O yüzden onu yapmayı unutmayın. Yapmayı bilmiyorsanız da kutuda çıkaracağımız videodan izleyebilirsiniz. Bir tane video. Onun için de video çekmiştik. Bu arada CES de sona erdi arkadaşlar. Bu seneki CES biraz sessiz sedasız gerçekleşti. Çünkü neden? Online bir etkinlik oldu. Dolayısıyla online olduğu için de öyle çok, çok şaşalı vesaire olmadı. Geçtiğimiz senelerde güzeldi ama. Mesela sen kaç dört kere gittin CES'e yani? 4 kere Las Vegas. Oradan oraya koşuyordun, oradan oraya koşuyordun. Hemen direkt olarak tanıtılan ürünleri canlı fotoğraflıyordun, yorumluyordun, anlatıyordun vesaire. Diğer bütün hani editörler vesaire de böyle çalışıyordu. Dolayısıyla bir ilgi uyanıyordu. Evet. Ama bu sene ne oldu? Her firma kendi online etkinliğini düzenledi. Evet. O yüzden de çok fazla ses getirmedi. Ama biz yani. Bir tek Asus için yaptık biliyorsun. Asus'la ilgili bir... Asus'u yapmamızın sebebi de şuydu arkadaşlar. Onu da hemen belirtelim. Çok ürün tanıttılar ve dikkat çekici ürünler tanıttılar. Ha, diğer firmalar o kadar çok tanıtmadı ve yani çok da böyle beni heyecanlandıran bir şey yoktu açıkçası. Evet. Ama Asus bayağı bir yapmış. Taşınan direksiyon kartı yapmış adamlar yani. Daha yani. O yüzden... Bir tane mesela klavyeleri vardı. Ayrılıyor ikiye, oradan oraya geçiyor falan. Değişik ürünleri vardı arkadaşlar. O yüzden ona güzel bir video hazırladık. O da gelecek. O da gelecek yakında. Birkaç güne kadar. Onu da yayına vereceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Teknoloji Oku yorumun bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz olursa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Takip ediyorum arkadaşlar. Ve Özgür Çetin enzenize bak. Ona takip göre. Ediyor. Bakıyorum analitikten ona göre. Ve bizleri istiyorsanız eğer Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.